2020 hızlı satranç turnuvası finali Maxim vachier Hikaru Nakamura. E4 E5 AtF3 AtC6 Fil B5. Maxim vachier karşı oynuyorsanız neyle karşılaşacağınızı bilirsiniz. İtalyan ya da bu oyunda olduğu gibi İspanyol açılışı. Fakat Nakamura'nın şöyle güzel bir cümlesi vardır. Birçok sayıda değişik açılışı oynayan oyuncudan değil, sürekli aynı açılışı oynayan oyuncudan korkarım. Burada Nakamura'nın tercihi ana devam yolu A6 olmuş. Rakibinin filiyle ilgili düşüncesini hemen görmek istiyor. Piyon yapısını zayıflatmak için fil alır C6 mı yoksa fil çiftine İspanyol filine saygı duyarak fil A4 mü? Vaşe Lagraf'ın tercihi genellikle olduğu gibi fil A4. Tabii ki arkadaşlar Oyun boyunca acaba fil alır C6'dan sonra E5 piyonum düşecek mi kaygısıyla oynanmaz. Bu nedenle A6 oldukça önemli. Çünkü bir noktada bu endişenizden tamamen kurtulabilmek adına B5 yapmak isteyebilirsiniz. En son fila 4'e karşı G6 fianchetto varyantı. Neden olmasın ki? Bu fil uzun çaprazda mükemmel bir pozisyon elde edecek. Ve C3, D4 ufukta gözüktü bile. Bakalım. Fil G7, kısa rok, at G, E7. Elbette atın F6 yerine E7 karesinden geliştirilmesinin önemli avantajları var. Öncelikle bu filin çaprazı biraz daha açık bırakıldı ve ileride ...merkezden ve şah kanadından atak yapabilmek adına... ...F5 sürüşleri de gündeme gelebilir. Fakat atın E7 karesinden gelişmesinin... ...şöyle bir sakıncası var. F6'da olduğu gibi... ...rakibinin merkezine baskı yapmadığından dolayı... ...bu Maksim Vashielagraf'ın merkezdeki elini rahatlatabilir. Ve arkadaşlar burada sanki Hikaru Nakamura... Biraz daha avantajlı bir modern savunma oynadı gibi. Ne dersiniz? Çünkü Maxim Lagraf açılıştan bu yana filiyle ve C3 piyon sürüşüyle biraz vakit kaybetti gibi. Tabii ki bunun karşılığında kendisinin daha güzel bir merkezi de olabilir. O ayrı bir konu. Peki, göreceğiz. En son at GE7'ye karşı beklenildiği gibi D4 Böylelikle Maxim mükemmel, ideal merkezini oluşturmuş oldu. Ve şimdi Nakamura B5 ile fili istemiş. Az önce sözünü ettiğimiz nedenlerden dolayı fil B3'e E alır D4, C alır D4 ve D6. Böylelikle merkez E5 karesinin denetimi arttırılmış oldu. At C3, Bence arkadaşlar burası oldukça önemli bir nokta. Çünkü rakibinizin böyle güçlü, güzel bir merkezi, yani alan avantajı varsa aklınıza gelecek olan ilk plan acaba ben rakibimin merkezini baskı altına alabilir miyim? Bu nedenle bu tip pozisyonlarda oldukça standart olan fil g4'ü mutlaka hesaplamalısınız. Çünkü bu atı açmaza aldığından dolayı at alır D4 isteğiyle geldi. Fakat şunu unutmayın ki böyle bir stratejiye girerken kesinlikle taktikle desteklemek zorundasınız. Burada fil G4'e karşı fil alır F7 şah, şah alır F7 ve at G5'ten sonra hem bir piyon geride kalır, hem şahınız çok zayıf ve hem de biraz sonra vermiş olduğu taşı Maxim Lagraf geri alabilirdi. İsteyeceğimiz bir durum değil. Bu nedenlerden dolayı at C3'e hemen fil G4'ün iyi olmadığını hesapladık ve Nakamura'nın yaptığı gibi kısa rok ile oyunumuza devam ediyoruz ve fil G4'ü artık hazırlamış bulunmaktayız. Ve burada at D5. Ne oldu? Yani Maxim Lagraf gibi dünyanın önde gelen bir büyük ustası fil G4'ü görmemiş olabilir mi? Tabii ki hayır. Öncelikle at alır D5 iyi bir tercih değil. Bu rakibimizin ekmeğine yağ sürmek olur. Çünkü fil alır d 5ten sonra D5 karesine yerleşecek olan bu fil gerçekten mükemmel olabilirdi. Atı da açmazı alırdı. Peki o halde Tekrar fil g4'ü hesaplayalım. Acaba neden olmuyor? Fil g4'e karşı işte fil g5 plan buydu. Artık at alır d4 yapamıyoruz. Çünkü bizim de e7'deki atımız boşta kalır. Peki f6 yapalım diyecek olursanız hani filin e7'ye bakışını engellemek adına unutmayın b3 karesinde çok tehlikeli olabilecek bir fil var. Bunu da yapamıyoruz. Pekala. Aynı zamanda at F6 gibi de bir istek var. Bu neden önemli? Çünkü G7'deki filinizi bu atla değişecek olursanız şahınızın çevresi çok zayıf kalır ve bu çok çok kötü olurdu. Ve burada kesinlikle fil alır F3 ve D4 piyonunu alma yoluna gitmeyin. Bu nedenle en son at D5'e karşı bunu da gören Nakamura h6 oynuyor. Ve artık fil g5'i de engelledi. Rahat bir şekilde fil g4 oynamak için hazır. Bu nedenle Maxim Aşe lagraf, Lagrav h3 ile bunu engellemiş. Şimdi ata 5 Fili istemiş olduk. Tabii ki fil çiftini vermeyecek Maxim Lagrav. Fakat öncesinde eğer filini hemen kaçarsa bakın dikkat edin. Atalır d5 var. Az önce ne demiştik? D5'teki alışı filiyle yapmak isterdi. Çünkü bu alışı piyonla yaptığı zaman hem piyonları zayıf duble kalır hem de D5 karesindeki piyon çok uzun yaşamayabilirdi. O da çok zayıf. Bu nedenle önce ara hamle yapıyor. At alır E7. Vezir alır E7'den sonra şuna dikkat edin. Maximlagraf açılıştan bu yana iki defa oynamış olduğu atıyla Nakamura'nın sadece bir hamle yaptığı atını değişti. Bu da yetmezmiş gibi Nakamura bu değişimlerin sonunca sonunda vezirini geliştirmiş oldu. Yani Nakamura gelişimde önemli bir avantaj elde etti. Vezir E7'ye karşı. Şimdi fil C2. Ve burada az önce tabii ki atımızı durduk yere tahtanın köşesine gitmedik. Bu İspanyol açılışında da çok standart bir fikirdir. Şigorin devam yolu örneğin. Neden bunu yaptık? D4 piyonuna C5 ile saldırabilmek için. Çünkü bu C5 sürüşünü biraz ağırdan alırsak ileride C dikeyine gelecek bir kale bu piyonu oyun boyunca baskı altına alabilirdi. Bu sebeple C5. İşte görüyorsunuz rakibin güzel bir merkezi var fakat Nakamura da sürekli o merkeze baskı yapıyor. Peki, fil f4 gelişime devam ve şimdiki isteği görebildiniz mi? C5'i alacak, takiben fil d6 ve kaliteyi alabilir. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Bu sebeple kale d8 buna önlem alarak ve şimdi d5 hamlesini görüyoruz, maksim ve ve bu Nakamura için önemli bir kazanım. Şimdi. Kendisi bir anlamda yani Maxim ve Sherlagraf baskıdan rahatsız oldu ve hemen D5 oynadı. Fakat bunun karşılığında artık az önceki bu mobil hareketli dediğimiz mükemmel merkezin esnekliğini yitirmiş oldu. Bakın piyonun D4'ten ilerlemesinin şöyle de bir avantajı var. G7'deki bu filin çaprazı tamamen açıldı. Bu fil artık çok güçlü. Bu da yetmezmiş gibi E5 karesinin denetimi de Nakamura'ya geçti. Ve artık oyun boyunca E4 bir zayıflık olarak kalabilir. Pekala. Ama bunun karşılığında elbette Vaşelagraf'ın da kafasında bir plan, düşünce vardı. Neden? Kendisi merkezi kapatmak istiyor. Çünkü şah ve merkezde ve şah kanadında 5'e 4'lük bir piyon üstünlüğü var bu piyon çokluğundan faydalanmaya yani Nakamura'nın şahına atak yapmaya çalışacaktır. Peki Nakamura'nın planı ne olabilir? Kendisi de vezir kanadındaki 3'e 2'lik çokluğundan faydalanmaya çalışabilir. Tabi bir de oyuncuların, büyük ustaların taşlarının pozisyonuna bakacak olursak zaten Maxim Vashier Lagraf'ın taşları şah kanadından atak yap diyor. Fili, atı, veziri oraya aktarılabilir ve C2'deki fili ileride E5 sürüşlerinden sonra yine rakibin şah kanadına güzel bir baskı uygulayabilir. Ve Nakamura'nın taşları da vezir kanadından oynamaya daha müsait gibi. Arkadaşlar satrançta en temel prensiplerden bir tanesi eğer bir kanat saldırısı yapacaksanız merkezi kapalı tutmaktır. Fakat merkezin kapalı olması güvende olduğu anlamına gelmez. Nakamura da bunu bize oyunda çok güzel bir şekilde, öğretici bir şekilde gösterecek. Bakalım. En son D5'e karşı. Tabi son olarak şunu da unutmamak lazım. Maxim Lagraf aslında bu D5 sürüşüyle biraz da rakibinin C8 fili üzerine oynuyor diyebiliriz. Ve şimdi burada fil alır B2 iyi bir tercih olmazdı. Neden? Fil alır A6 yapılabilir. Ve burada kesinlikle bu fil A1'deki kaleden daha değerli ve bu kaleyi alıp kalite öne geçmek hiçbir şey ifade etmez. Aksine rakibe çok güçlü bir şah kanadı saldırısı verirdi. Bu sebeple D5'e Nakamura at C4 oynamış. Bu piyonu at ile almak istiyor. B3 de bu engellendiğinde a 3 ve artık bu kaleyi görmezden gelemeyiz çünkü fil alır A1, takiben at alır C2, taş kaybeder. Bu nedenle kale C1. Ve burada Nakamura'dan çok güçlü bir hamle geliyor. F5. Evet bir yandan da çok riskli. Çünkü şahının önündeki piyonu sürdü. E6 ve G6 kareleri zayıfladı. Fakat az önce ne demiştik? Rakibin merkezi çok güvence de değil. Sallantıda. Eğer e4 piyonu tahtadan kalkarsa d5 piyonu da çok korunmasız kalacak. F5. Hemen f5 alınırsa önce at alır c2 ara hamle daha sonra bakın fil alır f5 tempoyla gelir. Bu isteyeceğimiz bir durum değil. Kale e1. Peki e hattını açabilirsin diyor Maxim Lagrav. Önce at alır c2. Fil çifti de ele geçirildi. Vezir alır c2'ye f alır e4. Kale alır e4'e vezir f7 ve vezir e2. Şimdi Maxim Lagraf e dikeyini ele geçirmiş oldu. Kale e7'lere dikkat etmek gerek. Burada bu piyon zaten zayıf ve Nakamura bunu filmle almak istiyorum demiş fil b7. Aynı zamanda gelişimini de tamamlamış oldu. Ve tabii ki arkadaşlar kale e7 yapılırsa hani ver veziri ver fili diyerek f4'teki film boşta olduğunu unutmayalım. Burada kale d1 oynamış. Peki bu piyonu almak istiyorsan alabilirsin diyor Maxim. Fil alır d5, kale e7. Unutmayalım, vezir filin korunmasına bağlı. Zaten kale d1'in fikri de buydu. Fakat burada öncesinde fil alır f3 yapmış. Nakamura'nın da biraz bazı düşünceleri var. Şimdi eğer bu alış piyonla yapılırsa zaten fil boşta vezirle yapılırsa kale boşta. E rakibin vezirini istiyoruz. Vezir E3 oynanmış. Tekrar ver vezire. Arkadaşlar, sizce Nakamura burada ne oynamıştır? Evet. Adeta romantik döneme gönderme yaparak 2020 yılında vezir alır E7, vezir fedası yapıyor. Vezir alır E7'ye fil alır D1. Fakat vezir fedası karşılığında dünyaları aldı diyebiliriz. Fil ve iki tane kale. Bu da yetmezmiş gibi bir piyon önde ve çok tehlikeli olabilecek potansiyel geçer piyonları var. Fakat şahı ile ilgili biraz dikkat etmesi lazım. Unutmayalım F5 sürüşü biraz bu şahı zayıflatmıştı. Burada D6 piyonunu hemen almak riskli olabilirdi. Maxim Lagraf çok güzel bir şeyi buluyor bakın. Önce vezir e4 oynuyor. Tabii ki g6 piyonunu izin veremeyiz. Şah h7 ve vezir d3. Bu filin bir yere gidemediğini görüyor Maxim Lagraf. Çünkü fil h5 yapılırsa buna da g4 var. Bu nedenle vezir d3'e önce kale f8 yapmış Nakamura. Ben de senin filini istiyorum demiş. Yine burada fil alır d6 yapmak iyi değil. Çünkü fil açmaza girer. Bizim filimiz düşse bile kale f6'dan sonra açmazdaki fili alabiliriz. Bu sebeple kale f8'e fil e3 oynamış. Peki ve şimdi d5 filini umursamadan Nakamura geçer piyonlarını harekete geçirdi. d5'in fikri şu saptırma taktiği eğer vezir piyonu alırsa fil c2'den tekrar hayata dönebilir. Ya da fil c5 piyonunu alırsa buna da kale f c8 var. Fil ayrılırsa bakın artık fil C2 var. Ya da B4 yapılırsa bu kez fil A4 var. Bu nedenle D5'e maksim vezir alır D1 yapmış. Fili vermekten çok da endişe taşımaması gerekiyor. Çünkü zaten materyal olarak çok öndeydin Akamura. Ve hızlı bir şekilde geçer piyonunu ilerletmiş D4. Fil C1, C4, H4. Tabii ki Lagraf'ın bir karşı oyunu olacaksa rakibinin zayıf şahına karşı olabilir ancak. D3, H5, G5, Vezir G4 son bir deneme. Vezir E4'e dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki Nakamura bunu görerek kale A E8 yapmış ve Maxim Lagraf oyunu terk ediyor. Çünkü bir yandan istek kale E1 ile fili kazanmak. Bir yandan da C3 sürecek. ...iki tane geçer piyon paldır küldür ilerleyecek ve Maxim Lagraf için ağır bir materyal kaybı olabilirdi. Burada oyunu terk etmiş. Ve arkadaşlar finaldeki genel skorda Nakamura rakibine 18.5-12.5 üstünlük sağladı ve bu çok güçlü hızlı satranç turnuvasının şampiyonu oldu. Kendisini tebrik ediyoruz yaptığı vezir fedasından da dolayı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sondaki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.